Merhaba arkadaşlar, DM for D&D kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuzun ikinci oturumunda sizlerleyiz. Ve sözü DM'e bırakıyorum. Evet, ikinci oturumda yine biz oturuyoruz. Her zamanki gibi oturuyoruz. DM'imizde bugün espriler, şakalar. Ama oturduk için çıktı. Var ya, vallahi ben de yaşlandım yemin ederim. Bunu yaptım. Şimdi, siz ara sokaklardan bir tarafa doğru gidiyordunuz. Ne tarafa doğru gidiyordunuz? İtin hırtın arasından. Travis'e doğru gidiyoruz. Evet, Travis'in evine doğru gidiyordunuz. Doğru. Ama en azından akabinde çıktığınız bu geniş ve güzel evlerle dolu cadde daha rahattı. Ve sen de şimdi o şeyi görünce hemen aa dedin, tamam şuradaki ev diye hemen hatırladın. Travis'in evini bugün birkaç saat önce önünden geçmiştin. Sizin bulunduğunuz yere çok uzak değil arkadaşlar. Yani nispeten yakın yani. Böyle güzel bir ev. Güzel bir mekan. Yani gidip kapısını çalabilirsiniz. Gidip tıklatıyorum kapıyı. Yaklaştın oraya işte. Bahçede böyle güzel şeyler vardı. Bitkiler vardı. Bir tane köpek vardı bahçede. Ama hani siz girdiğinizde böyle haytut falan yapmadı yani. Haytut yapıyordu ona. Ne ayaksınız? Böyle bir köpek. Öyle bir köpek. Buraların köpekleri böyle. Neyse. Sadece oturduğu kulübesinde böyle durur ya köpekler. Paşa paşa. Ne kim rengi duruyorlar ama böyle. O şekil sadece kafayı kaldırdı. Baktı size, o kadar. Başka bir şey yapmadı. Siz de kapıya doğru yaklaştınız işte. Ondan sonra çaldın sen taktuk taktuk kapıyı. Taktuk taktuk çalarken içeriden de hani sesler duydunuz. Hep böyle sessiz kalıyorsun zaten, sen de bir hareket göster, bir şey yap be falan diye bir kadın bağırma sesi duydunuz. Yine bir kadın dırdırı durumu söz konusu galiba diye aklınıza geldi. Birbirinize baktınız bir an böyle. Hani durup dururken böyle bir hani şeyin içerisine düşmek kötü olur ya. Acaba ama adama mı söylüyor, köpeğe mi söyleniyor onu ben evin içinden geliyor ses. İşte yok, köpeğe mi söylüyor, hep de sessiz kalıyor, yoksa adama mı dırdır ediyor? Neyse, çok da aile içine karışmamak lazım. Köpek bahçede, o içeriden geldiği için ses köpeğe seylenmiş olamaz. Adama yani. Neyse. Sen de kapıyı çalmış bulundun ama. Hani belki birazcık beklerdin, önceden duysaydın ama. Ondan sonra kapı açıldı birden. Sert bir şekilde. Baktınız böyle hani boylu postlu, böyle 1.80 boylarında bayağı iri yapılı bir tane kadın açtı kapıyı. Kadın da üzerinde hani şey zırhı falan var bayağı bir. Nearly full plate armor var üzerinde. Güzel. Şöyle bir tip kapıyı açtı. Ne var diye öyle bağırarak açtı kapıyı arkadaşlar biraz. Şu tip açtı kapıyı. Bakalım tipi ne var göre. He, tipi gayet. Geçen onu ben de yaptım. Konu dışı olacak biraz ama çocuklara bağırırken tam o anda telefon çaldı. Alakasız birisi aradı. İnternet için mi bir şey için aradılar. Efendim diye bağırarak. Abla pardon falan kapatıyorlar değil mi? Teknik olarak kadınla aynı boydayım ama zırhlı ve yapılı olduğu için benden uzun duruyor değil mi? Uzun durmuyor, öfkeli duruyor biraz. Yüzünde böyle bir ifade var. Şu anda gördüğünüz o ifade yani. İyi akşamlar hanımefendi. Bu saatte rahatsızlık vermek istemezdik. İsmim Leovald Delark. Tom Toprağı'ndan geliyorum. Bay Travis'le görüşmek istemiştim ama müsait midir kendileri? Derin bir nefes aldı. Bir sakinleştirdi kendini. Hani bir anlık böyle bir saniye gözlerini kapatarak. Ne için gelmiştiniz acaba? Başrahibimiz... Yok, bir sorun yok. Başrahibimizin yardımcısı kendisiyle görüşmek isteyebileceğimizi söyledi. Arkadaşlarım Asphodel Devix bir Luckbringer'dır ve Crypt Garden Forest'tan Gunnar Bringer. Merhaba. Crypt Garden Forest'tan, ha? Evet.
Bilir misin benim ormanı? Duymuştum. Ben şahsen gitmedim. Çok güzeldir. Gezmek için falan iyidir yani. Gel. Evet, evet. Aa, buyurun, buyurun gelin dedi. Kadın kapıyı açtı. Ondan sonra hani çekildi önünüzden. İçeriye doğru sizi buyur etti. Sonra da yavaş yavaş yürümeye başladı. İçeride böyle yüzü gözü dövmeli. Orada bir tane koltuğun kenarında koltuğa yaslanmış ayakta duran bir tane adam var. Üzerinde işte garip bir kıyafet var. Size göre birazcık garip sadece. Nedir burada DM'cim garipten kastın? Drofta Şambur'da değil herhalde yani. Ev modunda. Yok yani farklı bir tarz. Onu demek istiyorum. Anladım. Tarzı farklı sadece. Renkleri falan. Hı-hı. O tip de şöyle bir tipti. O anda gördüğünüz. Muhtemelen bir half-elf. Ondan sonra Allah kahretsin. Kadın kapıyı açıp önünüzden çekildikten sonra işte hani içeride öyle bir tane koltuğun kenarına elini yaslamış duran bu adam vardı. Ondan sonra daha ilerideki başka bir koltukta oturan arkası dönük uzun saçlı bir tane adam vardı. Koltuğun arkası size dönük, tam olarak yüzünü göremiyorsunuz. Ondan sonra o adamın karşısında oturan başka bir adam vardı. Daha çok commoner kıyafetlere sahip başka bir adam. Onun görseli yok şu anda. Muhtemelen yani... adı Jack. Cenk? Cenk değil, Jack. Muhtemelen Jack'tir adı onun. Jack de olabilir kanka. Her şey mümkün. Jack de olabilir yani diyorsun. Ne kadar random NPC varsa adı Jack ya bizden. Jack. Neyse, totalde yani böyle dört tane tip vardı. Diyan bunlar bayağı zırhlı mırhlı. Savaşçı tip mi duruyor yoksa böyle normal ev oturması gibi mi duruyor? Kapıdaki hariç. İşte böyle duruyorlar bu ikisi. Ya herhangi birinde bir şey demeden önce kadına bakıyorum hani hangisi. Kadın da sana baktı. Sen öyle bakınca tanışmıyorsunuz yani dedi. Yok, büyük ihtimal bilerek yaptı bu hareketi zaten. Hani ne kadar tanıyorsun, ne kadar tanımıyorsun diye. Heh. Ondan sonra dönüp o adama dedi işte Travis seni görmeye gelmişler. Tapınaktan. Ya da bilmiyorum işte dedi. Ondan sonra bu gördüğünüz dövmeli adam size baktı dikkatlice. Ötekiler çok fazla sallamadı. Muhtemelen Travis bu dediniz tabii. Yavaşça yaklaştı sana doğru. En uzattı. Ben Travis dedi. Sırtın önünde avaltı olarak. Ondan sonra şöyle eliyle hani o oturacak başka bir masa sandalye size gösterdi. Ondan sonra kendi geçti. Orada bir yere oturdu. Siz de orada bir yere oturdu. Ama o hani oturan iki kişi vardı ya. Biri işte commoner kıyafeti, biri de arkası dönük. O ikisinin oturduğu oturma grubunda değil. O gösterdiği yer başka bir yerde. Aynı oda içerisinde. Aynı oda içerisinde, evet. Onlar şöminenin önünde oturuyor. Sizse büyük dışarıya bakan bir pencere var. Onun önüne oturdunuz. Başka büyük bir masa var. Ondan sonra bu Travis de karşınıza oturdu. Ardından bu zırhlı kadın da hani sizin yanınıza geldi. Ve ikisi de bakıyor şöyle. Tapınağın da bugün başrahip yardımcısıyla görüştüm. Sizinle görüşmemiz gerekebileceğini söyledi ama arkadaşım bir Luckbringer Asmodan demek istiyor. Diğer arkadaşım da Creep Garden Forest'tan bir kolcu. Hangi konuda görüşeceğimizi tabii ben de bilmiyorum. Sadece size yönlendirdi. Biraz da bilmiyorsun ya. Biraz da köylemesine geldik aslında buraya. Niye bilmiyorsun hacı? Niye yönlendirdiğini bilmiyoruz ki adamı. Konuyla alakalı mıydı acaba? Ya
Tabii ki sizin konunuzla alakalı. Başka niye olacak? Ne bileyim, Git belki onunla de konuş, şey... ondan işte, ne bileyim, beş parça paşa bahçe tabak seti alırsın dememiştir yani. Hayır, bambaşka bir konu işte yönelmiş olabilir de onlar. Neyse, Yok. o zaman şey dönelim konuya. Hı Ya hı. aslında aradığımız birisi var. İsmi neydi Asmodel? Elite. Ya. Elite. Bu Late değil. Neydi? Elite. Neydi? Ele ala. Elite'ti galiba. Elite. Ya bu Elite'in birisini, serserilerden bir tanesini öldürmesine şahit olduk. O zırhlı kadın ayakta duruyordu. Bu Travis oturuyordu karşınızda. Zırhlı kadın böyle bir facepalm yaptı. Yine mi bu herif ya diye döndü. İki volta attı böyle pencerenin önünde. Tabi Sizin yanınızda ama volta atıyor yani. Tapınakta da onunla alakalı çok olumlu şeyler duymadım ben. Fakat araştırmamızda sizin bizi daha fazla aydınlatabileceğinize inandığı için muhtemelen size yönlendirdi. Adam kafa salladı. Ondan sonra bu kadın lafa girdi. Volta attı penceresinin önünden size dönerek. Adım Vona Deepdell. Tanışmaya pek şeyimiz olmadı ama kusura bakmayın, böyle şeyleri pek sevmiyorum. Anlaşılır, anlaşılır. Yani bu adamla aramız hiçbir zaman iyi olmadı bizim. Ve yine aynı ismin hani bu evde duyulması hoşuma gitmiyor. En başta bunu söylemek isterim. Peki sizin bu adamla işiniz ne? Şimdi bu adamla işimiz aslında hani bizim o cinayete yani engel olmamız gerekirdi aslında. Engel olabilecek durumdaydık. Fakat yani bir sebepten dolayı elimiz kolumuz bağlandı ve bunun Ya sonucunda da birisi öldü. donduk kaldık, müdahil olabilirdik, olmadık. Adam da başta öldürmeyecek gibiydi. Yani işim bundan sonrasında ne yapabiliriz diye ben tapınağımızdan bir akıl almak istedim. Ya orada da adamın geçmişiyle alakalı hani biraz da şaibeli şeyler duyunca hani ne yapacağımız aslında tam da bilemiyoruz. Hani salsak mı salmasak mı konuyu derken bir de sizinle görüşmemiz gerektiğini yani siz bizi dinlemek isteyeceğinizi söylediler. Ya bir noktada o şekilde karanlıktayız aslında. Tam nereye doğru yol alacağımızı biz de çok bilemiyoruz. Sonunda birini öldürdüyse cezasını bulacaktır. Şimdiye kadar hep kaçmış adaletten bir şekilde. Kaçamayacağı şeyler de var. Sizin de geçmişine peki? Bizim de geçmişi mi ne? Hanımefendi dedim. Kadına dönüp baktım bir yandan da. Travis'in bir yadigar, elf yadigarı bir bow var. Onu çok fazla ele geçirmek istedi vakti zamanında. Bunu hatta bizzat onun adamları üç kere denedi. Dördüncüsü olmadan da bir daha bunu denersen iyi şeyler olmayacak diye bir ultimatum verdik bu herife. En azından şimdiye kadar tekrar denemedi ama tabii belli olmaz. Çalmaya çalıştı Şahsen yani. Ele geçirmeye. değil. Şahsen bunu yapabilecek kadar cesaret olduğunu sanmıyorum. Kendisi büyücü. Yani büyük kullandığına şahit olduk. Hı. Yani bizimle geçmişi bu. Anladım. Kadın konuşuyor bu arada, yine altını çiziyorum. Peki siz ne için bu olayla ilgileniyorsunuz? Sadece şahit oldunuz şimdi. Hayır, Şahit biz gittik. olmaktansa Yani devam et. tamam, biz gittik. Baktık ne yapabiliriz, ne yapamayabiliriz. Biraz vicdan yaptık aslında. Önümüzde biri öldürdü, müdahale etmedik diye. İşin aslı bu yani. Ondan sonra ulan bir bakalım o zaman dedik. Yani orada bir şey yapamadık. Belki sonrasında yaparız diye. Sonra öğrendik ki adam soyluymuş. Sonra kızıyla konuştuk. Kızı harbiden yaralıydı. Saldırıyormuş. Hani kızıma yaptığın için bunu öldürdüm falan diyordu çünkü öldürürken. Böyle bir konuşması vardı.
falan. Biz de işte Allah Allah, bu nasıl olay? Neresindeyiz? İşte arkadaşım da dediği gibi bir şey yapsak mı, yapmasak mı? gibi bir duruma geçtik. Bir de adam tehlikeli adam tabii. Normal bir adam değil. O yüzden normal birinin ilgileneceği bir şey de değil. Ha, bizden bir gard falan da yardım da istemedi. Biz öylesine tamamen aslında bu konuda kendi halimizdeyiz. Ama bir kararsızlığımız var. Bir şey yapsak mı yapmasak mı? Şimdi arkadaşım da tapınağından konuşup hani oradan buraya yönlendirince onun üstüne de buraya geldik. Olan bu yani. Kadın yine lafa girdi. Ya kızına bir şey olması beni şaşırttı doğrusu da. Hangi salak böyle bir şey yapmaya çalışmış? Neden kızına zarar vermiş ki? Ya da yani bu gerçek mi? Dövüp soymuşlar. Yani. Peki gerçek olduğunu teyit edebiliyor musunuz? Kızıyla bizzat görüştük. Evet. Sizce doğru mu olay? Ya bir miktar hırpalanmış gibi gözüküyormuş ama. Doğru olmayabileceğini düşünmediğimiz için ekstra araştırmadık ama kız gayet samimi görünüyordu anlattıklarında. O zaman doğru. Bir şey ya öyledir ya değildir. Evet. Tabii üzücü böyle bir şey olması. Beni de rahatsız etti. Anlıyorum. Ya o öfkeledi kalkıp birisini öldürdü. Yani durum yani şu. Bizim müdahale alanımızdaydı. Müdahale edebilirdik. Ama bir şey oldu etmedik ve bundan dolayı da serseri veya... Siz ne oldu da etmediniz? Neden yani tutuldu kaldık aslında. Ya, çok ani bir oldu. Şey olduğundan değil. Çok ani çok gelişti. Ani oldu. Pencereden aşağı düştüler. Öbürü altında işte o elf üstte. Biz durmur düşünce... diyene kadar hani sözle müdahale ettik sadece. Hani aksiyona giremeden zaten iş işten geçti. Yıldırım çakacağını ben beklemiyordum. Ne bileyim yani ben adamın büyücü olacağını. Suçlu veya değil, serseri veya farklı bir sonuçta birisi öldürüldü orada. Yani burada bir, en azından bundan sonrasında bizim yapmamız gereken şey, yapmak istediğimiz şey daha doğrusu en bir noktada adaletin tecelli etmesini sağlamak diye düşünüyorum ben. Yani bunu bulalım en azından yaka paça götüremesek bile gel kardeşim bir en azından kendini savunmanı ver diyebilirim. Yani gelir gelmez kendi bileceği iş ama. Açıkçası diğerlerinin hani profesyonellerine bir şey diyemeyeceğim ama senin bir paladin olarak hele ki üzerinde taşıdığın o torm sembolüne istinaden şu kadarını söyleyebilirim. Sen nasıl bir paladinsin birader? Dedi kadın yani. Neden müdahale etmedin? Gözünün önünde böyle bir şey oluyordu da sen ne yapıyordun? Elin ağrı mı topluyordu? Ya üzerinde giydiğin zırhtan utan. Kadın aynen böyle söyledi. Tamam adam belki tekinsiz, gevşek biri olabilir ama burası da şehir içi yani. Sen de bir paladinsen eğer az çok kanun için bir şeyler yapmaya hazır muktedir bir adam değil misin? Kılıcın yok mu senin? Belindeki ne? Sözleriniz yaralayıcı olsa da doğru. Kadın şey yaptı direkt. Boynundan bir şey çıkarttı. Dank diye masada senin önüne koydu böyle. Ondan sonra bıraktığımda gördün. İki hepiniz baktınız. O da torm sembolü. Ondan sonra öyle bir derin nefes aldı. Biraz hayal kırıklığına uğramış bir bakış attı böyle sana. Ondan sonra geri aldı onu masadan. Tekrar boynuna taktı. Eğer bunu taşıyorsan belli başlı sorumlulukların vardır. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. O konuda zaten vicdanım rahat değil. Her neyse fazla konuştum, özür dilerim. Hepimizin yaptığı hatalar vardır hayatta. Ama bunları telafi edebilmek gerekir değil mi? Bir şeyler yapabilmek gerekir. Her ne olursa olsun ne kadar iş işten geçti diye düşünsek de mutlaka elimizden gelen bir şeyler vardır. Onun için zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece ne yapabileceğimizi ya da ne yapmamız gerektiğini çok fazla bilemiyoruz.
O soysuzu bulun en azından. Bu suçtan hüküm giysin ya da karşılığını versin. Cezasını. Ya da suçlu mu gerçekten bilmiyorum. Ona soysuz yani, dedin. Yani hani belli bir suçu ya da bir şeysi kanıtlanamasa da var mı? Şüpheli mi? Boş konuşacak biri değilsin sen. Ben buradan bunu anlarım. Yani nedir? Ne yaptı bu adam? Hani bilelim bari de. Kendisi bir el soylusudur. Hı-hı. Ya da en azından öyle olduğunu söyler. Ama bana kalırsa onların onun elflerle ne kadar alakası var bilmiyorum. Evinde böyle söylendiği kadarıyla, tabii bizzat kendim görmeseydim bunu söylenti derdim ama, evinde bir kılıç gördünüz mü? Hiç dikkatimizi çekmedi. Düşünüyorum, atayım o bir incek. Gerek yok, gördün mü görmedin mi sen söyle işte. Görmedim, hatırlamıyorum. Ben görmedim. Benim gördüğüm orada bir tane kılıç var ama maalesef işe yaramıyor. Bilinen kadarıyla da elfler böyle şeyleri işe yaramaz ailelere vermezler normalde. Yani onun bu kılıcın işe yaramaması demek, o elfin bir elf olarak işe yaramaması demek benim gözümde. Özel büyülü bir kılıç mı? Bilmiyorum, belki çok konuştum ama doğruları söylemek ne zamandan beri çok konuşma oluyor. Özel büyülü bir kılıç mı? Yani sadece elflerin elinde işe yarayabilecek gibi. Ay kılıcı. Elflerin. Ha. Elf değerlerinden biri. Aile yadigarı. Yanlış hatırlamıyorsam hani belki 1000 yıldan öncesinde yapılmış çok önemli yadigarlar. Soyunu temsil eden şeyler ama hak edenler kullanabiliyor bunu sadece. Ve ondaki kılıç ne kadar soyu o kılıca ait olsa da maalesef şu anda onu kullanamıyor. Mevzu şimdi uyandım. Mevzu kılıcın, yani kılıcın değil. Ya her neyse, benim demek istediğim soysuzun açıklamasıydı. Evet. Bu adamın bir soyu var ama maalesef soyu onu kabul etmiyor. Bu galiba değerlere uygun davranmadığı için onda işe yaramıyor. Evet, kılıç onda kullanılmaz hale geliyor. Yani. Mamuletleri duymuştum. Moonblade, evet. Yani dedim ki ben onu yakalamak daha iyi olur gibi. En azından artık bizim elimizdekileri çalmaya uğraşacak vakti kalmamış. O da bir şey tabii. Peki nerede bulabiliriz? Nereden başlayabiliriz? Evini ve iş yerini biliyoruz. Ve şu anda ortalıklarda yok, kayıp. Ortalıklarda yok. Ya, bence limanlara bakın. Size nerede olduğunu bilmiyorum. Biz orada kalıyoruz. Liman bölgesinde, Mermaid Arms'ta kalıyoruz ama. Liman bölgesi büyüktür arkadaşlar. Bir de biraz daha göz önünde olmayan bir yere bakılmalı. Tabii. Biraz ya, aralara girmek lazım. Benim o konudaki görüşüm şeydi, hani sonuçta bir büyücü, akıllı da bir adam olsa gerek, bulunmamak için gerekli tedbirleri almıştır. Almıştır tabii. Ama eninde sonunda eğer burada gözden uzak kalmaya çalışıyorsa bunun yapmanın en iyi yolu şehri terk etmektir. En kolay yolu da liman tabii. Şimdiye kadar gitmediyse tabii. Gemiyle gitmeye çalışabilir. Evet. Yani bugünlerde gemi sirkülasyonu çok seyrek, kış olduğu için. Bir büyücüden bahsediyoruz arkadaşlar. Biz bir gemiden haber bekliyoruz. Acaba bizimle aynı gemiye binme ihtimali olur mu? Kaçma maksatlı. Arkadaşlar zaman bir büyücüden bahsediyoruz. Bir gemiye ihtiyacı bile olmayabilir. Belki de olabilir. Ya bilemezsin ki. Belki de olabilir. Bu ihtimal ama yani. O zaman bizim yapmamız gereken ilk iş yarın sabah erkenden limana gidip hani İlk kalkacak gemi hangisi, nereye gidecek? Belki onun güvertesinde, belki onun içerisinde bir yerde saklanıyor. Yani olası.
Ben bir soylu olduğumu iddia etsem ve ortalıkta hani gururumla başım dik bir şekilde yürüyor olsam, saklanmayı değil, gözden uzak bir yerde konforumla oturmayı tercih ederdim. Evet, muhtemelen Doğru olabilir. yere doğru haberi bırakırsak o bize ulaşacaktır. Bizim ona ulaşmamızdansa onun bize ulaşmasını sağlamalıyız. Belki de o doğrudur, bilemiyorum dedi. Abi benim fikrim bu. Bunun kendi gemisi var mı acaba? Kendi gemisi deniz ticaretiyle uğraşmaz. Emlak işleriyle uğraşır genelde. Kendi gemisi olsa zaten şimdiye kadar zaten gardla bulmuştur onu. Tabii canım. O zaman devam edelim. Başladı araştırmayı. Bu muhabbetler olurken arkadaşlar, bu Travis sadece ben Travis dedi size. Başka da hiçbir şey demedi. Hep kadınla konuştuk ya. Evet. Ya adam ama gayet sabırla dinliyor yani muhabbet. Ondan sonra bu kadın baktı size. Neyse, eğer müsaade ederseniz başka misafirlerimiz var diye o iki kişiyi gösterdi ile. Kusurumuza bakmayın. Ya evet, pardon. Elimi uzattım. Memnun oldum. Travis'e mi? Önce kadına sonra Travis'e. Kadın da elini sıktı. Ondan sonra Travis'e elini uzattın. Onunla da hani tokalaşırken Travis elini bırakmadı. Gözlerinin içine bakarak dedi. Biri hakkında karar verirken ölümü son karar olarak düşün. Kimin ölümü hak ettiğine senin karar vermen doğru mu? Hiçbir zaman değil. Ondan sonra bıraktı elini. Ondan sonra bu kadın da Vona yani şey dedi adama, Travis'e. Hala dedi o adama bir sempatin kaldı mı içinde? Adama tehdit mektubu gönderdin ya dedi. Ha? Daha nasıl bir sempati besliyorsun bu adama dedi. Travis ayağa kalktı. Bir şey demedi kadına. Gülümsedi sadece. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Size de iyi akşamlar dedi. İyi akşamlar. Ondan sonra yavaş yavaş o arkasını döndü. Kadın da size baktı. Öyle hafiften gülüyor, o da şey yapmıyor o kadar. Ciddiye almıyor muhabbeti. O zaman limanları. Ya azıcık buruldum tabii, moralim bozuldu. Evet. Çok ağır konuştu yalnız. Ya çok çok haklı konuştu, o ayrı konu. O yüzden zaten çıkaramadım bu söylediklerini. Haklıydı çünkü müdahale etmem gerekiyordu orada. Hop kardeşim yapma falandan ziyade orada eli tutmam, en azından bir omuz atmam lazımdı. Yani bir şey yapman lazımdı. Bundan sonra en azından doğru adımı atmak gerekiyor. Olan oldu orada. Onu geri getiremeyiz çünkü. Evet. Neyse, kadın da sizi kapıya kadar uğurlarken şey dedi sana Levalt. Hani bizim gibi Thor'uma inananlar asla pes etmeyi bilmezler, değil mi? Maalesef. Evet. Pes etmek yok dedi. Öbür türlü hayat çok kolay olurdu. Kesinlikle. Elini omzuna koydu böyle. Ya buralarda en azından bizlerden birini böyle tapınağın haricinde görmek güzel bir şey. Yolunuz açık olsun. Umarım başarısınız. Umarım. Ondan sonra kapıyı açtı işte. Oradan çıktınız yavaşça. Oh. Ve yine sokaklar. Karanlık. Bu sefer uzun Evet, yoldan dönelim, ışıklı ışıklı. Biraz da o manzaraya bakalım. diyorsun. O çevre yolu diye tabir ettiğimiz Uzun nokta, dolanan yol. uzun dolanan yol. Limanın daha içinden mi geçiyor, böyle manzaralı yoldan mı geçiyor? Yok, şöyle söyleyeyim. Daha uzaktan geçiriyor. Dubak, dubak bak.
Şöyle yapayım. Biricik üzerinden mi gidiyoruz yoksa? Şimdi size nasıl tarif edeyim acı? Bulunduğunuz bir ana cadde var bir tane. O ana caddeden biraz güneye gidiyorsunuz. Yani size göre sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Güneye doğru gidip oradan ikinci ana yoldan batıya sapıyorsunuz limanlara doğru. O ana yoldan ilerleyip baya baya bir 10 dakika kadar bayağı bir dedim. yani ondan sonra yine bir direkt limandan sağınıza dönüp limanın oradan yürüyerek geçebilirsiniz ya da diğer ana yoldan yine hanınıza varabilirsiniz yani. Limanın oradan geçelim bu sefer. Değişiklik Diyor. iyidir. Tamam, o taraftan siz aşağı doğru indiniz işte. Batıya batıya gittiniz. Net Street deniyor buraya işte. A sokak hesabı. Hani balıkçıların kullandığı A hesabı. Neyse, orada işte hani dükkanlar falan var ama tabii kapalı şu anda her yer. Oradan yavaşça hani yürüdünüz geçtiniz. Şeye, limanların olduğu yere geldiğinizde 3 tane büyük iskele var arkadaşlar önünüzde. Üçü de şu anda boş. Orada birkaç tane işte denizci var ortalıkta dolaşan. Muhtemelen bunlar da hani zamanı geldiğinde tekrar denize açılacak. Açılmayı bekleyen elemanlar yani. Muhabbet ediyorlardı iskelede. Oradan devam ettiniz işte. Hanınıza doğru deniz havası alaraktan en azından. Güzel güzel gittiniz. Ya orada demir atmış bir gemi yoktu değil mi? Bu üç limanda yoktu. Üç iskelede yani. Ama daha bir sürü liman var. Bir sürü iskele var yani burada. Tabii. Liman derken iskele yani. Baya baya çok yani. Şey değil Neyse mi? zaten kısa bir yol gittikten sonra kıyıdan o iskelenin olduğu yerden sizin hana vardınız yani. Ya odaya çıktığımızda şunu diyeceğim. Yani bu adam tamam belki gemi yoluyla kaçmayı düşünüyor olabilir. Bu bir ihtimal. Ya fakat burada kendi işlerini devam ettirmesi için kızına da bir şekilde haber ulaştırması lazım. Ya da artık işini kim devam ettiriyorsa takip etse. Ya kızını yanına aldıracak ya kızı buradaki işlerin başına koyacak. Bundan ne kadar eminiz ya kızından? Haycılar, hiçbir şeyden emin değilsiniz. Ya hiçbir şeyden emin değiliz canım. Ama Yani. bir noktada kızı da hafiften bir takip alsak mı? Bunların hepsi olasılık sadece. Başka da bir sürü şey Bir olabilir yani. yandan liman araştırırken yakın zamanda kalkacak gemileri sorarken falan. Bir yandan da bir gözümüzde kızdan olsa. Nasıl olacak o? İşte atıyorum iki kişi şeydeyken, limanlardayken Cromwell'de daha gizli hareket edebileceği için o da evi gözetler gibi. Anladım. Ama onun sürekli olması lazım. O nasıl olacak? Ben de onu düşündüm ya. Ya ben gideyim araştırayım da ben eve gizli mi gireyim şimdi mesela? Gizli mi girmeye çalışayım? Evde başka bir şeyim var. Mesela kılıç dedi. Gidip o kılıca mı bakayım? Kılıçtan bir Kılıcı mı hane yapacaksın alayım. hacı zaten? Kılıcı ne yapacaksın sen? Yani. Bumbuletin ne işi var senin? Sonuçta kullanılmadığı bir kılıç yani bu ona layık olmadığını gösterir sadece başka hiçbir şey değil. Tabii. Bizim elimizde hiçbir şekilde kanıt teşkil etmez bu. Yani onu ele geçirmeniz de bir şey ifade. Hı. Hırsız olduğunuzu gösterir sadece. Yani. Ya bu adamın Erviş yaşam tarzına uygun yaşamadığını gösterir sadece. Ama bu da onun kendisi şahsi tercihi. Aynen, tabii ki. Neyse, hana geldiniz yine. Sizin deniz kızının kollarına geldiniz Ha, yani. bunu odada konuşuyoruz zaten. Odaya geçtiniz orada. Birkaç bir şey aldınız yanınıza işte, atıştırmaya. Yarın ilk iş o zaman. Şu limanlara bakalım. Ben şey diyorum acaba guard kaptanla işte orada komutanla konuşsak da en azından
Soruşturma yetkisi mi istesek? Vermezler ki, niye versinler? Verirler mi? Belki verirler. Sonuçta ekstra bir iş gücü yani adamlara da. Siz birisiniz arkadaşlar. Ve bu en azından bizim bazı yerlere girip çıkmamızı kolaylaştırır. Yapacağımız İyi tek olur. Şey limana gidip adama bizi bulması için birkaç ipucu bırakmak. Nasıl bir şey öyle? İşte biz bu adamı arıyoruz. Kızıyla da görüştük. Soruşturmasında yardımcı olmak için işte şey yapmak istiyoruz. Bizi bulursa, keşke bulsa falan diye. O kulağı vardır bir yerlerde muhakkak. Bizi bulacaktır. Bize teslim olması için dediğin gibi ikna edeceğiz adamı. Yapabileceğimiz tek şey bu görünen. Başka fikri olan var mı? Ya daha iyi bir fikrim yok. Ya da ben de yani adama şunu ipucu bırakmaktansa hani kapı kapı ya da artık şüphe çeken yerleri bizzat gidip araştırmaktan mı yanayım ama. Neticede karşılaşacağım sonuç yine aynı şey olacaktır. Adamı ikna etmeye çalışmak. Ya ben şunu düşündüm dostum. Ya bu işin sonunda kılıçlar çekilecek gibi gözüküyor. Orası büyük bir olasılık. Ya sen içerideki konuşmanız ilginçti arkadaşınla da. Yani tapınaktan arkadaşınla. Yani sana ne bileyim böyle deyince içerlemedim değil hani. Sonuçta durağan olabilir yani hepimiz durabiliriz. Ama ben şunu demek istiyorum. Bari fikirlerden birini eleyelim. Yakın dönemde gelecek gemiyi sadece bizim beklediğimiz gemi mi yoksa başka gemi var mı ona bakalım. Ya bir de onun yolcu listesine bakalım. Biz kendilikle gidecek gemiyi bekliyoruz. Belki Vadamuskan'a kaçacak. Belki de Valdoskete kaçacak. Ya, tamam işte. Ya da Kaliporta bilemeyiz yani. Gemiyle gider belki de bilmiyoruz. Yolcu listelerine bakmaya çalışalım hani. Belki o şey yapar bize. Yani belki manifestleri falan vardır ama öyle bir şey varsa kaçak gider. Yani manifestler ismini yazdıracak kadar enayi değildir. O gardlar bilmiyorum ona bakmayı. Yo birden fazla ismi vardır belki hani. Ya da sahte bir isim kullanır. Ya yolculuk 5 gold, sağdan 50 gold verir. Araştırmayın kardeşim der, kendine de lüks bir kamera ayırttırır. Misal. Herkes de kulağın üstüne yatar orada. Ha, o da doğru. Ya bilmiyorum ya, benim aklıma gelen bu arkadaşım hani çok bir şey gelmedi aklıma şu an için aslında gerekirse. Yani listelerini kontrol edip aradan çıkartmak en azından bir şey. Yani ilk gidecek gemi nereye? Onu bir öğrenelim. Yani gemiden başlayalım araştırmaya. Eğer Yani şanslıysak. sonuçta adamın oralarda saklanabileceğini düşünüyoruz. Gemi ararken aynı zamanda da benim dediğim gibi ortalığa ipucu da bırakabiliriz. Yani Bizi bulmasını sağlayacak. Ya gemilerden bir yakında kalkacak geminin içindedir. Ya ona yani yakında yanaşacak bir gemiye yakın bir ambarda bir yerde depodadır. Zaten teknik olarak baktığımızda dostlarım biz nasıl derler? Bunu araştırmaya başladığımızda ben bir şekilde onun da hani şeyi fark edeceğini düşünüyorum. Bizi fark edeceğini düşünüyorum. Amaç zaten kendimizi fark ettirmek ya. İşte tam o işe o yarayacak bence. Onu demek istiyorum ben de. Tamam o zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Madem öyle. Sabah bekliyoruz. Sabah vakti. Tamam. Gündüz. Bir gece spell kadar arıyorum ben diyen bir saniye. Tabii. İstersen bir mola alalım. Bir pause et. Okey. Evet, mola yapmaktan ziyade aslında bu partimizi burada bitirebiliriz. Üçüncü parti yapar mıyız arkadaşlar? Ben yok okay. Yapmayız. Ama siz yapmayız. Misiniz? Saat geç oldu. Önce yapmaz. Evet tabii canım, yani şimdi bir kişi yapmayız dese evet, yapmamak en doğrusu. Evet. Şimdi,
Sabahın köründe işe gideceğinden mütevellit. Tabii canım, çok şey değil. Uygun olmaz yani. Neyse arkadaşlar, o zaman bize abone olmayı unutmayın diyelim. Partımızda, bu haftaki oyunumuzu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki oyunda haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.